قد Bu dersimizde Adobe Premiere Pro'da profesyonel geçiş efektlerinde slide transitions ittirme geçiş efektini göreceğiz inşallah. Daha önceden kliplerimi sekansıma dizdim. Siz de herhangi bir videonuzu, indirmiş olduğunuz videonuzu sekansınıza veya çekmiş olduğunuz videonuzu sekansınıza aktarabilirsiniz. Aktardıktan sonra işlemlerime geçiyorum. Slide isimli sekansım 25 FPS. Buna göre ben geç efektimi gerçekleştireceğim. Boş bir alana sağ tıkladım. New item dedim. Buradan Adjustment Layer'ımı oluşturuyorum. Adjustment Layer seçeneğime tıkladığımda bana böyle bir pencere geliyor. Gördüğünüz gibi 25 FPS sekansıma uygun bir Adjustment Layer. OK tuşuna basarak oluşturuyorum. Adjustment Layer'ımı oluşturduktan sonra tut sürükle bırak yöntemiyle sekansıma sürükledim. Daha sonra bunu Command artı R kısa yol tuşuyla Duration'ını 12 yapıyorum. 12 karalık bir adjustment layer'ım oluşmuş oldu. Bunu iki klibimin arasına seviyeli bir şekilde yerleştiriyorum. Eşit bir şekilde yerleştiriyorum. Bunun için Windows'larda control Mac'lerde Command tuşuna basılı tutarak sol yön tuşuna basıyorum. Bir de shift tuşuna bastığınızda 5 kare sola gitmiş oldu. Bir kare daha sola gittim ve 12 kare, pardon 6 kare sola kaymış oldum. Eşit bir şekilde iki videomun arasına yerleştirdim. Eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra shift 7 kısayol tuşuyla FX paneline gelebilirsiniz. FX paneline geldikten sonra burada arama bölümüne 2F ile offset yazdım. Distort'un altında offset seçeneği var. Offset efektini tutup Adjustment Layer'ıma sürükledim. Offset efektini ekledikten sonra Shift Center To seçeneğinin solunda bulunan kronometre seçeneğine bir kere bastığımda animasyonu oluşturmuş oluyorum. Bu efektime iki tane anahtar kare oluşturacağım. Anahtar karemi oluşturup sola doğru çekiyorum. Bunu en sona ittirmiyorum çünkü bu şekilde en sona ittirdiğinde az bir biçimde gözüküyor. Bu sefer rahat oynama olanağı bana sunmuyor. Örneğin şuraya geldiğimde anahtar karemi çok az biçimde görüyorum ve rahat bir şekilde oynayamıyorum. Bunu şimdilik burada tutuyorum. Daha sonra ikinci anahtar karemi oluşturuyorum. Bunlara yapacağım işleme geçiyorum. İlk anahtar karem kendi orijinalindeki gibi kalabilir. İkinci anahtar kareme ise buraya ne tarafa ittirmek istiyorsam onu yazıyorum. Ben eksi 900 60 yazıyorum. Bakalım ne oldu? Evet. Sağa doğru, sola doğru özür diliyorum. Sola doğru ittirmiş oldu. Eğer sağa doğru ittirmek isteseydim buraya eksi 960 değil de bunun iki katı olan 960'ın iki katı olan 1920 yazacaktım. Bu sefer sağa doğru ittiriyor gördüğünüz gibi. Ben buraya sola doğru ittirmek istediğimden dolayı eksi 960 yazdım. Daha sonra buradaki Anahtar karemi sona sürükledim. Buradaki anahtar karemi de aynı şekilde başa sürükledim. Offset işlemi bu şekilde gerçekleştirdik. Offset işlemini gerçekleştirdikten sonra FX bölümüne Shift 7 kısa tuşuyla tekrar geliyorum. FX bölümüne geldikten sonra buraya Directional Blur efektini atıyorum. Direct yazdım ve gördüğünüz gibi hemen Directional Blur seçeneği karşıma çıktı. Bunu tutup Adjustment layer'ıma sürükledim. Adjustment layer'ıma sürükledikten sonra aynı şekilde buna da anahtar kare oluşturacağım. Bu anahtar karelerde bir fark olacak çünkü burada sadece ortasında yükselmesini, başında ve sonunda blur olmamasını istiyorum. O zaman ne yapacağım? Blur seviyesinin solunda bulunan kronometre simgesine bir kere bastım. Burada ayarını gelip 255 böyle abartılı bir şekilde yaptım. Lakin burada dikey bir şekilde blur ekledi. Ben dikey değil de yatay eklemesini istiyorum. O zaman ne yapacağım? Directionını, açısını değiştireceğim. Buraya gelip 90 yazdım. Gördüğünüz gibi yatay bir şekilde blur'u uygulamış oldu. Ortada 255 başta 0 olmasını istediğimden buraya gelip 0'a çektim ve buraya sonuna doğru gelip de bunu da 0'a doğru çektim. Buraya gelip 0 yazdım. Bu şekilde Directional Blur efektimde uygulamış oldum. Buradaki anahtar kareleri tutup sona doğru çekebilirim. Bunu tabi en sonunda da yapabilirim. Hatta bütün hepsini en sonunda yapayım. Rahat bir şekilde hepsini, bütün keyframe'lerimizi görelim. Directional Blur'u uyguladıktan sonra geriye bir tane efektimiz kalıyor. Yine FX paneline geliyoruz. Shift 7 kısayoluşuyla Window'a bastım. FX'e bastım. Adjustment Layer'a bir kere bastım. FX panelinde arama bölümüne gelip buraya Posterize seçeneğini tutup Adjustment Layer'ıma sürükledim. Posterize Video Effects'in stilizin altında bulunan bir efektir. Posterize efektini uyguladıktan sonra burada seviyesiyle oynuyorum. Bunun işlemini aynı Directional Blur'daki gibi yapacağım. Ortaya bir anahtar kare aynı şekilde oluşturuyorum. Buraya gelip 25 yazıyorum. Biraz daha sağlam, biraz daha yoğun bir efekt katmak istiyorum. Başına geliyorum. Şuraya gelip 255 yazıyorum. Sonuna geliyorum. Buraya da 255 yazıyorum. Yani normal kendi haline ilk haline geri döndürüyorum. Bunu sıfır yaparsanız şu level'ını sıfır yaparsanız yine bozulur. 7 yaparsanız yine bozulur. Bunu 255 yaparak anca düzeltebilirsiniz. Yanlış yazdım. Evet zaten maksimum 255 olduğundan 266 yazsam bile level'ı 255 olarak kaldı. Aynı şekilde Blur Length Directional Blur ile Keyframe'lerimi oluşturdum. Şimdi bunları yumuşatmak için daha önceki derslerimizde gördüğümüz bir işlemi uygulayacağız. Keyframe'lerimi toplu bir şekilde seçtim. Sağ tıkladım. Temporal Interpolation seçeneğine geldim. Buradan başlangıçtaki keyframe'lerimi Ease Out yapıyorum. Bitişteki keyframe'lerimi ise sağ tıklayıp is in yapıyorum. Bu işlem sayesinde biraz daha yumuşak geçişe sahip olacağız. Daha sonra bunu izlemek için proje içerisinde render almam gerekiyor. Hızını ayarlayabiliriz. Ben şimdilik iki tarafa da alt kare verdim. Duruma göre bunu değiştirebilirim. Hoşuma giderse değiştirmem. Burada keyframe'leri seçtim. Sola doğru sürükledim en başa. Burada keyframe'lerimi seçtim. Sona doğru sürükledim ve i'ye basıp O'ya basıp Enter'a basıyorum. Proje içerisinde render işlemimizi gerçekleştirdik. Option X 6X tuşuyla seçimimizi sildik. Ve bakalım ne tarz bir içerik oluşmuş. Evet. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir slide transition ittirme geç efektini uygulamış olduk. Bunu biraz da efektif hale getirebiliriz. Ben başlangıcın daha kısa olmasını tavsiye ediyorum ve uyguluyorum. Buradaki ease out'ları biraz daha şu şekilde çektim. Şu adjustment değerim buraya kadar getirdim. Bunu tekrar bir render alıyorum. İzleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi biraz daha efektif geçiş elde etmiş olduk. Loop playback'e tıklayıp tekrar tekrar izleyelim. Gayet yumuşak bir slide transition elde etmiş olduk. Buradan hızını yavaşlatıp hızlandırabilirsiniz. Buradaki şeyleri de biraz çekebilirim. Keyframe'leri de çekip efektimizi izleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir geçiş elde ettik. Bunu diğer video geçişlerimin arasına hızlıca uygulamak istiyorsam Adjustment Layer'ı kopyalayıp buraya yapıştırdığımda şuradaki V1 kanlı kapayı V2'ye açtığımda buraya yapıştırıp tam orta yerine bir marker atıyorum. Hemen buraya gelip marker'ı tam ortadın buraya da atmış olduk. Aynı şekilde gelip buraya yapıştırdığımızda buraya da atmış olduk. Veya alt tuşuna basılı tutarak bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Daha sonra buradaki slide transition efektini her projede açıp tekrar tekrar uygulamamak için bunu kaydedebiliriz. Bunu nasıl kaydedeceğiz? Buradakileri kapattım. Şurada FX'in solunda bulunan simgeye basınca açılan panelleri kapattım. Şurada offset'e tıklıyorum. CMD, Windows'larda kontrolü e basılı tutarak directional tuşlara basıyorum ve minimize'a basıyorum. Sağ tıklayıp Save Preset dediğimde buraya Offset Slide Transition diye kaydedebilirim. OK'ye bastım. Şimdi gelip adjustment Layer'ı uygulayalım bakalım ne olacak. Bakın adjustment layer'ımın uzunluğu kadarını efektimi uygulayacaktır. Hemen hazır presetlerimize gelelim. Offset, slide transition tuttum bıraktım. Bakın bu şekilde efektimizi buraya uygulamış oldu. Scale yaptığım için bakın burada bu şekilde kaydettiğim için o şekilde kaydetti. Ama siz bunu gelip bunları başa ve sonra sürükleyip kaydeseydiniz burada da aynı o şekilde olacaktı nasıl istiyorsanız başta mı sonda mı baştan bir 5 kare önce mi sondan bir 5 kare önce mi bunu belirlemek için bu şekilde adjustment layer'ınızın üzerinde oynama yapabilirsiniz. Ayarınızla bu şekilde kaydedebilirsiniz. Benim bu dersimizde anlatacaklarım bu kadar. Benim anlatamadığım sizin sormak istediğiniz bir yer varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.